Kıvırcı Basla Her Şey devam ediyor. Dev yolsuzluk operasyonu bugün hükümetin hamlesiyle yeni bir hal aldı. Emniyette 5 müdür görevden alındı, soruşturmaya 2 savcı atandı. Emniyet ve yargı bürokrasisinde tasfiye savaşı mı başlıyor? Soruşturma süreci nasıl işleyecek? İktidar cemaat kavgası polis teşkilatına nasıl yansıyacak? Emniyet ve yargı alanlarında önemli haberlere imza atmış, tecrübeli gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında yanıtlıyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başlamasıyla birlikte ortalık karıştı demiştik ama bugün olanlar ortamın biraz daha karışmasına sebep oldu. Çünkü hükümet cevap olarak emniyet bürokrasisinde ciddi değişikliklere gitti. Bu değişiklikler acaba bu soruşturmayı ve sonrasını nasıl etkileyecek? İsmail Saymaz'la konuşacağız. İsmail hoş geldin. Merhaba. Önce bugün ne oldu? Kaç kişi nerelerde, hangi kritik pozisyonlarda görev bildiğimiz kadarıyla 18 kişi Ankara'da, 12 civarında kişi İstanbul'da, 5 kişi anladığım kadarıyla Bursa'da ve değişik illerde. Eğer yanlış bilmiyorsam Karadeniz'de ve İç Anadolu'da bazı illerde hızla belli şube müdürleri görevlerinden alınıyor. İl emniyet müdürü yardımcılarına kadar tırmanabilir bu. Şu an için emniyet müdürü görevden alınmış değil ama bu ilk gün refleksiyle yapılmış bu operasyon, tasfiye operasyonu sanırım ilerleyen günlerde hızla devam edecek. Peki bu soruşturmayı etkiler mi bu görevden almalar? Bu soruşturma, bu kavganın, tabii öteden biz bu iki gündür şunu tartışıyoruz. Her ne kadar Cemal Bey bu kamu görevlilerinin cemaatle bağının ortaya konması gerektiğinin ısrarla altını çizse de haklılık payı var. Kamuoyunun genel algısı o ki bu operasyonun cemaatin ya da Cemal Bey'in deyimiyle camianın siyasal iktidarı cezalandırma maksadıyla gerçekleştirdiği bir operasyon. Böyle telakki ediliyor. Eğer böyleyse, bu iddia buradan yola çıkarak söylüyorum, eğer böyleyse bu onu gerçekleştirenler tarafından altın vuruştur. Altın vuruştur, evet. Bundan sonra süreç yaklaşık bir yıldır iktidar cenahı adına görüş bildirenlerin sarf ettiği tezler doğrultusunda cemaat aleyhine işleyecek gibi görünüyor. O da şu, bilhassa birkaç aydır Yeni Şafak'ta, üstü kapalı şekilde Star'da, yeni yeni Türkiye Gazetesi'nde, Sabah Gazetesi'nde ifade edildiği şekliyle cemaatle bağlantılı olduğu iddia edilen 30 civarında kamu görevlisinin, bunların önemli bir bölümü polis olduğu ifade ediliyor, bir emniyet ve yargı bürokrasisinin bir junta düzeni oluşturdukları ve onların siyasal iktidara karşı pozisyon aldıkları bürokrasi içerisinde amir memur ilişkisi dışında bir abi ilişkisi kurarak paralel bir yapılanmaya dönüştükleri yönünde bir tez dillendiriliyordu. Anladığım kadarıyla bugün de başbakanın demeciyle de bence doğrulandığı üzere bu yapıya yönelik bir operasyon beklenebilir. Yani belki bir örgüt davası açılabilir. Buna emniyet yargı cuntası deniyor. Bu junta çeşitli iktidara yakın kanaat önderlerinin deyimiyle anayasal düzeni alaşağı etmekle suçlanıyor. Tabii bunun için bir silahlı örgüt gerekiyor. Yani kimse durup dururken silahsız yollarla omuz vermek suretiyle anayasal düzeni deviremez. Bunun için bir silahlı örgüt varsayımı gerekir. Yani elverişli vasıta gerekir. Yasada böyle denir. Ortada elverişli vasıta ne olacak onu bilmiyoruz ama bürokratların hükümeti zora sokmak diye bir suç olmadığından anayasal düzene kastetmek diye bir suçla yargılanacaklara iddiası eğer dillendirildiği gibi doğruysa önümüzdeki süreçte bizi bugünküne, dünküne benzer bir sabah operasyonu bekleyebilir. Görevden almalar bugün 35-40 civarında diye hesap ediyoruz. Evet, ama bugün başlamış ve bugün bitecek bir şey değil galiba. Bu geriye doğru çıktı. Da baktığın zaman galiba epey bir aslında yer değiştirme görevden alma var değil mi? Özür dilerim. KCK değil tabii ki. Oda TV operasyonundan sonra görkemli savcı, bugün 2 yıl sonra tekrar zuhur eden Zekeriya Öz'ün soruşturmadan el çektirilmesiyle başladı. Özel yetkisinin kaldırılmasıyla başladı. Ardından operasyonu yürüttüğü iddia edilen ve çeşitli çevreler tarafından Ergenekon davasının beyni kabul edilen Ali Fuat Yılmazer'in, eski istihbaratdan sorumlu İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısının görevden alınmasıyla devam etti. Sonra İstihbarat Şubeye Bakan, İstanbul İstihbarat Şubeye Bakan Erol Demirhan'ın da görevden alınmasıyla hızlandı. Ve biz gene bir okuma yapıyoruz burada. Bugün Gazetesi ve Zaman Gazetesi'ndeki çeşitli gazetecilerin dillendirdiğine göre emniyette ve yargıda hızla
cemaate yakın olduğu varsayılan kamu görevlilerine, savcı ve polislerin tasfiyesiyle devam etti. İddiaya göre bu milli eğitime de sıçradı ve devletin başka bürokratik alanlarına da sıçradı. Hatta bir ay, yaklaşık iki hafta önce Taraf Gazetesi'ndeki bir habere göre cemaat yakın olduğu varsayılan Kanal Türk grubuna ve hatta Zaman Gazetesi'ne ve bir iş adamının, en güçlü iş adamının, Tuzkon adı veriliyor cemaat çevresinde mensup iş adamlarının, onlar arasındaki en güçlü holdinge de bir mali denetim uygulandığı ifade ediliyor. Yani biz bir yıldır, iki yıldır alttan alta bir dip akıntısı şekliyle devam eden bürokrasiden ve sivil alandan etkin, cemaate yakın unsurların tasfiyesi operasyonu artık açıktan devam edeceğini. Çünkü anladığımız o ki bu görüşe yakın kamu görevlilerinin bundan sonra bugünün ardından milli güvenlik açısından risk grubu oluşturdukları sonucuna varabiliriz. Yani 2004'te MGK'da alınan karar 9 sene sonra, 10 sene sonra, önümüzdeki aydan itibaren 10 yıl sonra benim anladığım o ki Türkiye'de paralel devlet diye adlandırılan, emniyet yargı cuntası diye başka bir biçimde ifade edilen yapılanma Türkiye'de milli güvenlik problemi olarak artık tarif edildi. Ve bu bugün başbakanın açıklamasıyla sadece içeride olmayan, dışarıda da bağlantıları bulunan bir casusluk şebekesi gibi ifade edildi. Bunu da destekleyen bir tez şu aslında. Malum Taraf Gazetesi, aslında bir tartıştığımız başlık da buydu. MIT'in tarafı dinlemesi meselesiydi 3 ay öncesine kadar. 3 aydır tartışıyoruz onu da tekrar. Orada Taraf Gazetesi yazarları, aralarında Mehmet Baransu da vardı. Bu isimler müstahar isimlerle dinlenmişlerdi. Gerekçe neydi? Gerekçe casusluktu. Casusluk faaliyetiydi. Dolayısıyla bir de o bilgiyi bu hesaplamaya kattığımızda bir ayağı dışarıda, bir ayağı bürokrasinin içinde, devlet içinde devlet, çetemsi bir yapı telaffuz ediliyor. Bu artık başbakanın ağzından da dışarı döküldüğüne göre resmi bir görüştür. İçerideki Hanefi Avcı'nın artık görüşlerin iktidar olması demektir. İktidar olmasıdır. Bunu da yazmıştın gazeteye. Evet. Peki geçen gün, iki gün önce Ahmet Şık'la konuşurken burada dedi ki ya böyle birkaç emniyet mensubunun tasfiye edilmesiyle hükümetin biz bu işi bitirdik diyebileceği bir durum yok ortada. Çok daha derin ve köklü bir yapı var emniyetin içinde dedi. Şu ana kadar mesela emniyet cenahında sence sayıya vurmak mümkün mü? 1, 3, 5 onlarla mı ya da yüzlerle mi ifade etmek gerekiyor belki şu ana kadar yapılan yer değişikliğinde tasfiyeyi? Ve gerçekten de böyle hükümetin ha deyince oyun dışına çıkarabileceği kadar küçük bir zümreden mi bahsediyoruz? Bunu bilemeyiz. Bunu kestiremeyiz de. Böylesi bir taramaya kalkışmak aslında bir ayrımcılık suçu da oluşturabilir. Yani kimlerin hangi mezhebe inandığı, kimlerin hangi tarikata bağlı olduğu soruşturmasının tehlikeli yanları var. Buna kalkışmak bir risk konusu. Ama gene yakın tarihte okuduğumuz, gördüğümüz bir bilgiden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Polis kolejinin alımlarının durdurulduğunu, bu yıl alımlı yapılmadığını. Koleje hiç öğrenci alınmadı. Evet, bu yıl alım yapılmadığı yönünde bir bilgiye sahibiz, bir habere sahibiz. O halde polis kolejleriyle ilgili en azından bir yaptırım uygulanacağını varsayıyoruz. Komiserler arasında cemaatçi olduğu iddia edilen bireylerin hakimiyetinin sonlandırılmasına dönük bir adım atılacağını varsayıyoruz. Ben de şunu düşünüyorum. Yani 250 bin, 300 bin polis arasında küçük bir örgütlü grup teşkilata hakim olabilir ama bütününün bu eğilime sahip olması beklenemez. Fakat eğer süreç keskinleşirse 2. Mahmud'un yeni çoğuracağını kaldırması gibi bir radikal formüle kadar bu iş gidebilir. Bunun için adli kolluk gibi bir formüle geçilebilir. Bir yeni düzenleme yapılabilir. Polisin müdahale ettiği alanların daraltılmasına geçilebilir. İstihbaratın başka bir merkeze kaydırılmasına geçilebilir. Ama bir tür polis teşkilatı, eğer bu tarz operasyonlar hükümetin rahatsız olacağı, bu tarz operasyonlara devam ederse hükümet cephesinden ona bir yeniçeri ocağı muamelesi yapılabilir. Demin görevden almaların gerçekleştiği şubeleri sayarken özellikle istihbaratın ismi çok geçti. Evet. İstihbaratın öneminin ne olduğunu söylemeye gerek yok burada. Bunun yanı sıra başka hangi alanlarda? Temelde istihbarat, organize suçlarla şube müdürlüğü ve terörle mücadele şube müdürlüğü. Bunların hayattaki karşılığı şudur aslında. İstihbarat kimlerin istihbarat iki işlem yapar. Önleyici dinleme, delil dinlemesi. Önleyici dinleme telefonların dinlenmesi sonucunda elde edilen verilerin yasal olarak kullanılamaması anlamına gelir.
Diğeri zaten yasal olarak kullanılır. Önleyici dinleme suçlu takibi, toplum takibi anlamına gelir. Toplum takip edilir. Bu doğrultuda iki şube operasyon gerçekleştirir. Bu iki şube ise terörle mücadele ve kaçakçılık ve organize suçlarla şube müdürlüğü aynı zamanda çete suçlarını ve terör örgütlü suçları götürmekle görevli birimlerdir. Biz son 5 yılda şuna tanık olduk. Türkiye'de demokrasi bu 3 şubenin plan ve programı doğrultusunda inşa edildi. Türkiye'de son 5 yıl poliste ve özelde bu 3 şubenin fezlekeleri doğrultusunda çizildi ve insanların neye haklarının olduğu, hangi yükümlülükleri taşıdığı anayasa tarafından değil, fezlekeler tarafından tayin edildi. Dolayısıyla hayatı, siyasal alanın kendisini belirleyen, siyasal aktörleri belirleyen, kimin siyasete katılacağını, kimin katılamayacağını belirleyen ve kamusal alanı belirleyen bu üç birim oldu. Askerin boşalttığı, tüm bunları belirleme yetkisinden münezzeh kılınarak boşalttırıldığı dönem, bunların çabalarıyla oldu. Tasfiye dönemidir bu. Bir de inşa dönemi oldu. Yine bunların fezlekeleriyle, bu üç birimin fezlekesiyle siyasal alan yeniden inşa edildi. Hı. Şimdi bu inşa sürecindeyiz ve inşayı beraber gerçekleştiren bir iktidar bloğunun çatırdamasını izliyoruz. Bir ayağı belki daha eklemek lazım buraya, yargı. Elbette. Şimdi emniyette başlayan bu tasfiye sürecinin, görevden almaların yargıda da devam edip edemeyeceği merak konusu, ama yargı biraz daha korunaklı yargı bir alan, daha sıkıntılı bir alan. Yargı daha sıkıntılı bir alan, çünkü yargıda yani yargıçlar ve savcıların zırhları var, koruma zırhları var. Bir kere Ergenekon soruşturma sürecinde Ergenekon davası tanıklarının açtığı kimi davalar koruma zırhıyla düşürüldü. Örneğin Mehmet Haberal kendisini serbest bıraktırmayan hakimlerle ilgili tazminat davası açmıştı. Kazanınca doğrudan hakimlere dava açılamaz hale getirildi. Şimdi mesela böyle bir işlem yapılamayacak artık. Bir tarafıyla istisna şudur. İlhan Caner, eski Erzincan Başsavcısı İlhan Caner makamı basılarak tutuklanmıştı. Ve onu da Caner aleyhine kullandılar. Evet, yani, gerekçe de şu gösterilmişti. Mütemadi suç, örgütlü suçlarda yani devam eden hal. Ben bir örgüte üyeysem hayatımın herhangi bir alanda da onu işlemeye devam ediyorumdur. Yakalandığım an suçu işlendiğim andır zaten ve suçüstü haldir denilerek işlem yapılmıştı. Şimdi bu istisna yapılabilir ama onu İlhan Caner yaşadı. İlhan Caner'e uygulanan bu yapılan acaba orada yapılabilir mi? İkincisi şu da var. Birinci sınıf hakim ve savcılar bir koruma zırhına sahiptir. Normal soruşturmayla soruşturulamazlar. Ve normal mahkemelerde yargılanamazlar. Anayasanın düzenlemesi var. Şimdi dolayısıyla bu nasıl uygulanacak? Savcılar için uygulaması kolay değil. Zekeriya Öz uzun süre birinci sınıf olamamıştı. Yeni oldu. 1,5 yıl oldu. Dolayısıyla yine bu dönemde de yeni HSK döneminde birinci sınıf kimliğine kavuştu. Nasıl olacağı bilinmiyor. Yani şimdi hükümet eğer bu emniyette başlattığı şeyi yargıda da sürdürmek istiyorsa bugüne kadar kendisi tahkim ettiği bir duvarda delik açmak için yollar araması gerekecek. Evet. Yani şimdi düşünebiliyor muyuz? Ergenekon sürecinde tasfiye edildiği döneme dair ne varsa bugün mevcut iktidar tarafından kullanılıyor. O dönem ne şikayet konusuysa bugün iktidar yine aynı şeyden şikayet. Jüritokrasiyi hatırlarız hepimiz. Bir kelimeydi. Yani eski vesayet üzerini temsil eden yargı, ona oligarşi deniyordu. Kemalist oligarşi deniyordu. Jüritokrasi, siyaseti dinlemiyor deniyordu. Tasfiye edildi. Daha büyük bir jüritokrasinin geldiğini söylemeye başladılar ve buna junta denmeye başlandı. Bu çok enteresan. Bugün Bülent Arınç'ın ve Başbakan'ın sarf ettiği ifadeler geçmişte asker için bile söylenmedi. Bu netlikteydi. Şimdi hatırlayalım. Bugün ne dedi Başbakan? Özür dilerim Bülent Arınç. Psikolojik harp yürütülüyor bize karşı. Hı hı. Peki bunu kim söylemişti? Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Yine aynı konuya istinaden kendilerine karşı, TSK'ya karşı asimetrik psikolojik savaş yürütüldüğünü söylemişti. Şimdi dolayısıyla geçmişte bu iktidarın da katılımıyla ve bugün rahatsız olduğu bürokrasinin önünü açmasıyla gerçekleştirilmiş ne varsa iktidar bugün ondan yakınıyor. Dün yine bugün Bülent Arınç diyor ya saat 5'te operasyon olması, İçişleri Bakanlığı'nın birbirlerini tanımayan insanların bir araya gelmiş olması, bunun anlamlandırılamaması, soruşturmanın nasıl kendilerinden önce basına sızmış olmasından yakındı ya, bunların hepsi 5 yıldır vardı zaten. Yani düşünebiliyor musunuz? Yarbay Ali Tatar. Yarbay Ali Tatar hakkında asılsız çıkan suçlamalardan ötürü intihar etti. O intihar edene kadar geçen süreçte onun Alevi oldu. Onun Kürt oldu. Akrabalarının dağda oldu. Haberleri yapıldı. Yani Yarbay Ali Tatar'ı öldüren
uygulamanın kendisi o dönemde bu ülkede operasyon başarısı ve demokrasinin zaferi kabul edilirken bugün çete faaliyeti olarak kabul ediliyor. Şimdi ikisinden biri doğru olmalı. Ben de onu düşünüyorum. Bugün mesela okuyoruz örneğin çeşitli iktidarı destekleyen gazeteciler. Örneğin Yıldıray örneğini verebilirim. Bugün cızırdayan hattan bahsediyor. Paralel bir hattan yani telefondan dinlendiğinden. Ama iki yıl önce dönüp baktığımızda aynı köşe yazarı bu kez telefon dinlemenin muhatabı ortak düşman olunca telefon dinleyen de dinleten de kahramandır diyebilmişti. Dün ne uygulandıysa bugün aynısı uygulanıyor. Fakat bugün uygulanan kişi dünün ortağıdır. Yani bugün iktidar sahipleridir. Evet mesela bugün bu operasyon dedi. Oktay Kuban hakkında Alevi olduğu, Iğdırlı olduğu, Ergenekoncu olduğu haberleri yayılmaya başlandı. Şimdiki fiş, bugün fişten yakınıyoruz ya. O fiş Zaman Gazetesi'nde yayınlandı. Yılmaz Alp pasifize edilmek istendi. Sizin de salakça bir kararınız gelecek diye bana hakaret ettiler diye yazmak zorunda kaldı. Şimdi yargı bu halde. Bugün ondan yakınıyoruz. Peki bu soruşturmanın yargı aşamasına ne zaman ve nasıl geçilecek? İki taneydiler. Beşe çıkarılıp hepsi görevinden alındı. Şimdi amiri görevinden alınmış değil mi? Nasıl yürüyecek? Aynısı ne zaman yaşanmıştı? Dönemi avcılar nasıl, hangi kudretle soruşturma yürütecekler? Yürütseler dahi bu soruşturma nasıl ilerleyecek? Bir kere izinler verecek mi bir kere? Ben zannetmiyorum vereceğini. Üçüncüsü, daha önce Ergenekon sürecinde yaşadığımız çok iyi gazetecilere ve alanında uzman gazetecilere ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İsmail Saymaz...